İşte o noktaya geldim Bay Kızları. Kaptan Rocco'dan Luna'ya. Beni duyuyor musun? Çok net bir şekilde. Oksijen seviyeleri normal düzeyde kaptan. Kıvan, görevimizin ikinci aşaması için hazır mısın? Evet hazırım Kaptan Rocco. Bay Kızları için küçük ama uzay modası için büyük bir adım. Bay Kızları adına ben Kaptan Rocco. Uzaylı istilası. Bu botlar koşmak için idealdi. Şimdi tam olarak bunu yapacaklar. Buradan hemen gitmek zorundayız. Bay gemisine gidelim. O da ne? Ne yapmamız gerek? Neden bana soruyorsunuz? Kaptanımız sensin. Hikayemiz Littleton'da başlıyor. Madalyonu bulunca polis çıkıyor. Hadi sen de bizi kaptın. Hadi gidelim polipaket. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bizi kaptın. Hepsini yapabilirsin. Bizi kaptın. Hadi gidelim polipaket. Küçük gece. Affedersiniz kızlar. Paniğe kapıldım. Vay kızları, kedinin gazabıyla hiç karşılaşmışlar mıydı? 8. sezonun 4. bölümünde bir uzay kedisiyle savaşmışlardı. Vay canına, sen gerçekten onların en büyük hayranısın. Ve onların en iyi giyinen en büyük hayranı olacaksın. Başka kim dizidekiyle aynı kısa dalga, telsiz ve lazerle uzayda çalışan bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyebilir? Kurgu kostüm yarışmasını biz kazanacağız. Ve bundan çok daha iyisi. Bugün Kaptan Rocco ile tanışacağım. Şimdi büyü. Bilim kurgu yarışmasına gidiyoruz. Hiç kimse yolumuza çıkamayacak. Peki, belki de onların haricindekiler. O kadar da kötü olmadı. Kısa sürede. 2 saat mi? Bu Kaptan Rocco ile fotoğraf çekimi 15 dakika sonra olacak demek. Konser haritasına göre Kaptan Rocco'nun fotoğraf noktası tam olarak orada. Bu sıra asla o kadar çabuk ilerlemez. O zaman Shani fotoğraftan vazgeçmeli ve kostüm yarışması girişi fotoğrafı için acele etmeliyiz. Vazgeçmeyeceğiz. Her zaman başka bir yolu vardır. Atıştırmalıklar, atıştırmalıklar burada. Atıştırmalıklarla beraber içeri girebiliriz. Süper güç. Şu kostüme bir bakın. İşte yaşamamız gereken yaşam tarzı bu. Herkes kendi kostümünü yapmış. Ne özgün, ne güzel işçilik. Ama bence yine de bizim kostümlerimiz çok daha iyi. Aa, şuna bakın, bu da tahribattır onu. Görünüşe göre yarışmadaki herkes aynı derecede eğlenmiyor. Onu bir yerlerden tanıyor gibiyim. İmza, fotoğraf. Sadece $10. Tamam, $5. Bedava. Görünüşe göre sadece sensin. Vay canına. İşte orada. Vay gemisi. Oo, onun için de çok hoş görüneceğimden eminim. O şeyle uçmak için nelerimi vermezdim. Bunu kim istemez ki? Ama bu programda kullandıkları model. Onda çalışan bir geminin tüm detayları mevcuttur. Ama çalışan bir motoru yok. Ay. Bir pamuklu şeker hemen geliyor. Gemiyi terk edin. Oo. Yakalanıyorduk. Sen iyi misin Shani? Rocco. Kahramanım. Fotoğraf için zamanında geldik. Kahramanınla tanışmak harika olacak değil mi? Şimdi büyü. Ben
Ben senin en büyük hayranınım Roko. Hayır. Ben senin en büyük hayranınım kaptan. Kaptan Roko, kaptan. Demek istedim kaptan. Sakin ol Shani, harika görünüyorsun. Her şey yolunda. Sadece ona cesaretine, liderliğine, pilotluk becerilerine hayran olduğunu söyle. Ve ortadan kaybolmasına. O nereye kayboldu? Affedersiniz. Benim Kaptan Roko ile fotoğraf randevum vardı. Biraz erkenci olduğumu biliyorum. Tam olarak söylemek gerekirse 39 saniye. Ama bu benim hayatımın en önemli anı. Bu çok ilginç hikayeyi benimle paylaştığın için sağ ol. Şunu demek istiyor. Kaptan Roko nerede? Galiba bir molaya çıktı. Şimdi mi? Ne kadar sürer? Bilmiyorum. Bir saat içerisinde planlanmış bir molası yoktu. Endişelenme Shani. O birazdan burada olur. Bu çok tuhaf. Kaptan Roko her zaman programının dakikliğiyle bilinen biridir. İdolün olmasına şaşmamalı. Bunu bir iltifat olarak kabul et. Bir tür. Bu konuda hiç şaşırmadım. Bakın. Kaptan Roko'nun kostümü yırtılmış. Biriyle boğuşmuş. Sence onu kaçırmış olabilirler mi? Bilmiyorum. Ama onu bulmadan bundan emin olamayız. Kesinlikle. Kostüm yarışmasına katıldıktan hemen sonra. Layla. Söz konusu olan benim kahramanım. Roko'yu ne kadar çabuk bulursak o kadar çabuk yarışmaya katılabiliriz. Bu kalabalık da çok uzağa gitmiş olmaz. Kuş bakışı bakarsak onu görebiliriz. Oh, Ay Kızları çizgi romanı. Nadir bulunan tahribat drone'unun en son baskılarından biri. Dergileri bırak Gwen. Burada olmamızın tek nedeni koleksiyonum için minyatür almak. Ve tabii ki Polly Pocket'a da bakacağız. Cici, söz vermiştin. Tamam, iyi. Polisiz bir gün geçireceğiz. İşte Roko. Onu gördüm. İşte orada. Hayır. Buradaki insanların yarısı onun gibi giyinmiş. O neydi? Pekala millet, yukarı bakın. Tahribat drone zamanı geldi. Destansı drone savaşları için kimler hazır? Bizi de tahribat drone'ları savaşının parçası sanıyorlar. Evet! Tamam. Tek yapmamız gereken kaçmak ve yere inmek. Sakın tutunun. Köreden duman. Bu tıpkı Var Kızları 6. sezon bölüm 12'deki gibi. Lütfen kostüm yarışmasına katılmadan önce bizi sakatlama. Ya da Roko'yu bulmadan önce. Sorun olmayacak. Kemerleri takın. Güzel uçuştu Polly. Sadece kesinlikle burada bulunmamamız gerekiyordu. Biri bizi görmeden çıkalım. Yapamayız. Drone'umuz arızalandı. Biri geliyor. Saklanın. Onu bir yerden tanıdığımı biliyordum. O Vay Kızları'nın 6. sezon 9. bölüm 57. sahnedeki Plütonlu kötü kadın. Tamam. Eğer çıkarılmamış olsaydı 57. sahnede olacaktı. Sen yayınlanmamış sahneleri de mi biliyorsun? Tabii ki. Neden bilmeyecekmişim? Bilirsin. Belki de yayınlanmadığı için olabilir mi? Kaptan Roko'nun kaçırıldığı ve bir rokete bağlandığı sahneyi neden yayınlamadıklarını bilmiyorum. Roket! Sus! Büyük gösterim için hazırlanmaya çalışıyorum. Kaptan Roko! Hareket ediyoruz. Saklanın. Tamam. Tek yapmamız gereken gizlice... Grande alarm. Aksiyon figürü gibi davranıp kıpırdamayın. Ooo, minyatürler. Bu epey ilginçmiş. O bu drone'a yapışmış. Sanırım sana 3 Vay Kızı ve drone için indirim yapabilirim. Bu güzel bir anlaşmaya benziyor. Bunların eklem yerleri açılıyor mu? Geçen sefer sizden aldığım figürler az sayıda üretilen 3 boyutlu baskı olacaktı. Ben de onların değerinin daha yüksek olacağını sanmıştım ama sonradan anladım ki çok ucuza yapılmış kalitesiz şeyler. Biliyordum. Mini Polly Pocket. Ama bugünü polisiz geçirmemiz gerekiyordu. Ben onu beğenmedim. Bunun yerine başka bir şey alsan olmaz mı acaba? Gwen, sen bunların kalitesinden anlamazsın. Hepsini alıyorum.
durumda ne yapacağız bilen var mı? Rocco'ya bir an önce yardım etmemiz gerekiyor. O zaman buradan gitsek iyi olur. Onu benim taşımamı ister misin? Hayır, bunlar fazlasıyla değerli. Ama çok ağır gibi ve sen yaşlısın. Ağır değil ve ben de yavru bir kuş kadar genç sayılırım dedim. Bırak şunu, hadi. Belki de beraber taşıyabiliriz ha? Senin neyin var böyle? Hadi kostüm yarışmasına gidelim. Tek yapman gereken fotoğraf için poz vermek. Sen bugünün özel bir gün olacağına dair söz vermiştin. Tamam ama acele et. Layla'nın da katılacağı gibi bu çanta bence bize pek yakışmadı. Öyleyse bir değişiklik yapmaya ne derseniz? Moda imdadımıza yetişti. Tamam işte kostüm yarışmasına geldik. Acele et de gir hadi. Hayır, ben senin yarışmaya katılmanı istiyorum. Ne? Neden? Çünkü kostümün şahane. Ne kostümü? Sıradaki. Gwen, bu benim... uzak dur. Bu çanta kostümüne uygun değil. Tüm kıyafetini mahvediyor. Herkesin benim büyükannemin ne kadar güzel olduğunu bilmesini istiyorum. Bu yüzden fotoğrafını çektirip yarışmaya katılman gerekiyor. Sanırım bu çocuklara bir moda dersi versem iyi olacak canım. Hadi gidin Polly. Bugünü mahvetmene izin... Kostüm yarışmasından kaçarak çıktığımıza inanamıyorum. Sonra Layla, oraya geri döneceğiz. Biliyorum, rokete bağlı kız çok daha önemli. Evet. Tamam, hadi kaptanı kurtaralım. Çabuk, bu taraftan, buraya insanlar doluşmadan. Şimdi bir. Süper Bilim Kurgu izleyicileri, ben Bay Kızlardan Bar Bey. Kim onu hiç duymadım? Hiç tanımadım. Tabii ki. Çünkü hiçbiriniz benim oynadığım sahneyi görmedi. Benim oyunculuk yeteneğimi gören olmadı. Çünkü o sahneyi bölümden çıkarttılar. Olamaz. Rocco'yu roketleyerek dizden çıkarılmasının ödünü almaya çalışıyor. Ama korkmayın. Çünkü beni bundan sonra göreceksiniz. Rocco ve ben çıkarılan bölümden ilham alan ve benim tarafımdan yeniden yazılan... Rocco'nun bolca yardım çağrısı yapacağı yeni bir gösteri yapacağız. Yardım edin. O beni uzaya fırlatmaya ve yarışmayı mahvetmeye çalışıyor. Siz de dediğim gibi. Kim roket gösterisi izlemek ister? Ben isterim. Bu bir gösteri değil. O Rocco'ya gerçekten zarar verecek. Şşt! Burada izlemeye çalışıyorum. Bu kötü bir dikişten bile daha fena. Bir şeyler yapmalıyız. Biraz bekleyin. Böyle bir anda sen beklememizi mi istiyorsun? Birazdan Rocco gizli halat kesicisini kullanıp kendini kurtaracak. Tıpkı çıkarılan sahnede olduğu gibi. İzleyin. Bunu yapmak zorunda değilsin. İstediğin para mı? Benim param var. Belki de bunu unutmuştur. Bunu nasıl unutur? O hep halatı keser ve sonra gemiye mesaj gönderir. Buldum. Telsiz bilekliklerimiz çalışıyor. Ve yönetmenin röportajda söylediğine göre Bay Kızlarınınki de öyle. Tek yapmamız gereken onun hangi frekansta olduğunu bulmak. Bunu bana bırak. Buldum. Telsizleri 92.5'e ayarlayın. Rocco, Kaptan Rocco. Merhaba, sen kimsin? Yıllarca Rocco'nun elime düşeceği günün hayalini kurdum. Kaptan Rocco, benim adım Shiny. Oradan kaçmak için dizide yaptığının aynını yapman gerekiyor. Halat kesicisini kullan. Roketin geri sayımını durdurmak için kontrol panelini devre dışı bırak. Roketi devre dışı bırakmak mı? Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kolundaki aletleri kullanmalısın. Onları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ne? Ama sen kaptansın. Ben Kaptan Rocco değilim. Ben bir oyuncuyum. Benim gerçek adım Caroline Kitani. Ve şu an bir rokete bağlıyım. Rokete yakıt olacağım ve bu kesinlikle saçlarım için hiç iyi olmayacak. Onda Kaptan Rocco'nun yarısı kadar cesaret yok. Bu yardımımıza ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.
Haklısın. Kaptan Roku hep şunu der. Birileri cesur olmak zorunda ve o birileri biz olmak zorundayız. Oraya gidip onu kurtarmalıyız. Ama nasıl? Bu şey bizi oraya götürebilir ama uçabilseydi. Peki ya uçarsa? Drone şu anda bozuk olabilir ama biz bu uzay gemisini çalıştırmak için parçalarını kullanabiliriz. Endişelenme Kaptan Roku. Seni kurtarmaya geliyoruz. İşte turbo motor düğmesi ve bu da telsiz düğmesi. Şu da ateşleme düğmesi. Shani, bu gemiye sen kaptanlık etmelisin. Bunu benden çok daha iyi biliyorsun. Ve muhtemelen dizideki herkesten çok daha fazla. Ama yapamam. Ben Kaptan Roku gibi değilim. Kaptan Roku bile kendisi gibi değil. Bize Kaptan Shani lazım. Tamam. Eğer doğru hatırlıyorsam sigorta bir saate bağlı olmalı. Dolayısıyla çok az zaman kalmış. Kaptan, emir bekliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Hadi Shani. Bu kötü kalpli divanın süper bilim kurgu yarışmasını mahvetmesine izin veremeyiz. Ve katılmamız gereken yarışma var. Yapamam. Ben bilemiyorum ki. Shani, eğer sen kurtaramazsan bunu başka kimse yapamaz. Pekala kızlar. Haklısınız. Hadi gidip Roku'yu kurtaralım. Siz ikiniz Roku'yu çözün. İhtiyacınız olan tüm aletler Layla'nın ustaca yapılmış kostümlerinde var. Bam! Moda yine imdadımıza yetişti. Ama sen ne yapacaksın? Ben de roketi durduracağım. Plüton gezegeninin büyük kraliçesi. Sonunda Cesur Roku'yu yok edeceğim. Seni buradan kurtaracağız Roku. Teşekkür ederim. Her kimseniz. Aletlerimiz metal üzerinde işe yaramıyor. Bunu kesemeyecek miyiz? Roku'yu bırakamayız. Başka bir yol bulmalıyız. Shani, Roku'yu kurtaramıyoruz. Bu iş sana kaldı. Tamam, merak etmeyin. Bay Payne, merhaba. Dinle. Sahneni kestikleri için kızgın olduğunu biliyorum. Ve bu hiç adil bir şey değildi. Çünkü sen birçok ilginç seçim yapmıştın. Beni izledin mi? Seçimlerimi beğenmiş miydin? Tabii ki izledim. Ve şimdi kötü kadın olmak yerine başka bir şekilde oynayabilirsin. Kahraman olmayı seçebilirsin. Onun gitmesine izin ver. Ben kahraman olmak istemiyorum. Ben sadece insanların benim ismimi hatırlamasını istiyorum. Ve bundan sonra hatırlayacaklar. Olamaz. Kalkış 10 saniye kaldı. Ateş! Bütün hayranları her koltuğun altında bir paraşüt olduğunu gayet iyi bilir. Geminin çarpışma rotasını ayarladım ve paraşütle atladım. Kolaydı. Roku'yu sen kurtardın Shani. Evet, sen Roku'dan çok çok daha cesursun. Ben sadece Kaptan Roku'nun güvende olduğuna seviniyorum ve o artık asıl yapması gerekeni yapıyor. Fotoğraf çekilmek.
istediği üne sahip olmayı başardı galiba. Peki, o zaman yarışmayı izlemeye ne dersiniz? Şimdi büyü. Bugün hayal ettiğimden çok daha güzel geçti. Rocco ile fotoğraf çektirmekten bile daha iyiydi. Ama kostüm yarışmasını kaçırdığına üzgünüm Layla. Ben de. Ben... Dikkat dikkat bayanlar ve baylar. Her yıl yapılan süper bilim kurgu kostüm yarışmasının birincisi... Vay kızlarının kusursuz yorumuyla Layla Draper oldu. E-posta başvurusunu duymadınız mı? İnanamıyorum, inanamıyorum. Ne yapıyorsun Cici? Kostüm yarışmasının sonucuna bakıyorum. Sanırım kazandığımı arayıp haber vermeyi unutmuş olmalılar. Kötü kalpli oyuncu aktrisi uzaya fırlatmaya çalıştı. Onunla tanışmayı çok isterdim. İşte burada. Evet, Polly Parker süper bilim kurgu yarışmasındaymış. Melvila benim yerime birinci olmuş. Öyle görünüyor. Dur. Bu ufaklıklar tıpkı benim figürlerime benziyor. Dur bir dakika, onu çantama koymuştum. Ama çok güzel polisiz bir gün geçirdik değil mi? Güzel.